أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Unutma ki vaktiyle sana Rabbin insanları ilim ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Gerek Miraç'ta sana gösterdiğimiz temaşayı, gerek Kur'an'da lanetlenen ve cehennemin dibinde biten o zakkum ağacını sırf insanları deneme vesilesi kıldık. Biz onları tehdit ediyoruz da bu onların azgınlığını arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. Şimdi iyi düşünün buyurur Yüce Allah. Sonuç olarak böylesi bir mutluluk mu iyidir yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık. O öyle bir ağaçtır ki cehennemin ta dibinden çıkar. Meyveleri sanki şeytanların başları. Şimdi iyi düşünün buyurur Yüce Allah. Sonuç olarak böylesi bir mutluluk mu iyidir yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık. O öyle bir ağaçtır ki cehennemin ta dibinden çıkar. Meyveleri sanki şeytanların başları. Gerçekten Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana biat ettikleri zaman müminlerden razı oldu. Onların kalplerindeki ihlası bildiği için üzerlerine sekine, huzur ve güven indirdi. Onları hemen yakında gerçekleşen bir zaferle ve alacakları birçok ganimetle mükafatlandırdı. Allah aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Zakkum ağacının meyvesinden yiyecek